Direkt ipinden, biz bu ipten o örgü güzel olmaz mı? Olur. Olur değil olur, mi? Olur. Çok güzel bizim evet. O şey. Tiril tiril olur. Evet, Zeynep geçen defa geldiğinde, hoş geldin bu arada. Teşekkürler. İki tane çok güzel şey gösterdi bana. Çok güzel iki tane işi vardı. Öbür çantanı da alalım, gösterelim şimdi. Şöyle bir tane çantası bu. Evet. Ben bunu neye benzettim biliyor musun? Goblene benzettim. Evet. Sanki bu çantalar evet. Goblen kumaş gibi duruyor. İşleme tekniği zaten onun gibi, etamin işler gibi der yani. Öyle mi? Benzetmeniz onun doğru. Gibi. Ha, doğru, doğru. Çok güzel. Hani böyle çok mukavemetli, güzel, evet. Net bir şeysi var. Örgü gibi değil de şimdi gösterecek bize. Sağlam duruşlu böyle. Sağlam duruşlu hı-hı. Bir şey. Mesela bir de onun, şimdi bugün çantasını da yapıyor. Hı-hı. Bir tane sandaleti var. Şöyle gösterelim. Şunu ikisini yan yana göstereyim yönetmene. Hanımlar değişik bir şey göreceğiz şimdi. Sandaleti de bu. Kaç numara bu? 37 numara der yani. 37. Ben kendi ayağıma göre yaptım. Kendi ayağına göre. Ama sandalet hani şöyle biraz şöyle bir bakacağım. Giyilebilir. Bakın sandaletin içi, evet. Dışı, her türlü. Bu iplerini koymasak terlik olur mu? Olur tabii. Şu biraz önde mi? Biraz daha geriye mi? Geriye alınabilir. Daha kalın bant yapılabilir. Evet. Şöyle model bir, değiştirilir. Giyeceğim. Ayağımı görme şimdi. Ayakkabının içinden marka görürsün. Şöyle bir koyacağım. Çok güzel. Biraz küçük bana ama. O kadar da rahat tabanlar kullanıyorsun ki Zeynep. Evet çok rahat. Şöyle göstereyim. Yani. Bakın ne kadar güzel. Bir de rahat tabanın. Gerçekten çok yumuşacık. Evet Zeynep çok merak ettim. Bir kere örgüsü. Evet. Ayakkabının yapılışı, çantanın yapılışı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden gidelim. Yani. Nasıl bir ip kullanıyorsun Zeynep'ciğim? Bunlara şerit ip kullanılıyor Derya Hanım. Bir dakika. Önce filoş. Neylere ne kullanılıyor? Hepsine şerit filoş ip kullanılıyor. Gösterelim. Şu bunlar ipler. Mı? Evet bunlar şerit. Kullanılıyor. Şu şekilde yassı, yassı oluyor olan, bakın evet. Yassı ip kullanıyoruz. Renk seçiminde mesela şu hı. Petrol rengiyle grisi ne çok yakıştırdım. Evet. Yeşili yakıştırdım artık onu çok renkleri var bunların. Tabii tabii isteyen her rengi kullanabilir. Hani iki renk değil onu ben üç kullanmıştım. Bunlar kursiyerlerimin ikisi de hı hı. Onlar yaptılar. Herkes kendi arzusuna göre rengini değiştiriyor tabii. Evet Zeynep'in öğrencileri var siz de Zeynep'i. Evet. Arayarak onun kurslarına katılabilirsiniz. Bunların daha detaylı bir biçimde öğrenebilirsiniz. Hoca kendisi zaten el sanatları hocası. Evet. Şimdi yaptık. Bununla mı yapılıyor? Şimdi ana malzememiz bu asıl evet. Bu nedir? Bu kanvas dediğimiz malzeme. Ha bu etamin, metamin falan plastik evet, olanı. Evet, evet. Bu, nerelerde satılıyor Zeynep tabii? Bu Eminönü'nde satılıyor, tuhafiyecilerde satılıyor. Tuhafiyelerde yani. Var. Evet tuhafiyelerde var. Böyle düz plaka halinde de var. Evet. Böyle şekillenmişi de var bunun. Çanta şekline gelmişi bu de hazırı. Var. Bu hazırı. Yani şu anda bakın yapılmış hali. Bunu aa. Böyle işliyoruz. Sonra kapatıp yanlarından birleştiriyoruz. Ne diyorsun? Çanta haline gelmiş şekli evet. Bize hazır olarak tabii, var mı? Tabii tabii bu hazır. Bunun bitmişi bu mudur evet, Zeynep? Evet evet. O bunun hale gelecek. Bunun bitmişi model bu. Bir dakika şöyle bir açayım. Tabii. Evet içi astarlanmış bu. Daha, o bundan içi böyle güzel ve şey duruyor. Tabii. Mutlaka bilenleriniz vardır ama ben... Mesela bu malzemenin böyle çanta biçiminde olduğunu bilmiyordum. Doğru. Ben mesela şimdi yapmaya kalksam bunu şu bende olduktan sonra tabii böyle yapmam. Üstüne her şey yapılabilir. Kanvas. Kanvas, plastik kanvas. Plastik kanvas, çanta formu. Şunu. Zeynep lütfen bunu nereden aldığını hatta ben bile bakacağım nereden aldın diye. Tamam. Bakın şu şekli geliyor. Yün satılan yer var ya Eminönü'nde. Evet. O hani han. Han. Orada var. Han'da varmış. Var mı? Dükkanda yün var yün satılan han'da varmış. Tuhafiyecilerde var, yüncülerde bakın, var. Tuhafiyeler, hobi marketler. Evet evet bulunabilir. Çanta şekli. Şimdi bunlardan büyüklü küçüklü ben var. Ben bunu gördüm yani ya. Değişik. Sen hemen bana bir tane mesela bundan alıp veriyorsun. Sizin getiriyorsun. Olsun bu. Ya, bu boşta mı? Evet evet fazla da. Bunu alıyorum senden. Ne parası demek, mukabilinde. Aşk olsun olur böyle vereceğim, şeyler ya. Olmaz. Bu da bundan yapılma. Bu şekilde ben büyük plaka halindeydi bu. Tamam bunu kestim. Bunu kendim şekillendirdim. Yanından kestiğimi de buraya koydum. Hadi nasıl işliyoruz? Önce bu onu... yoktu benim yaptığımda. Efendim? Ne kadar acaba? Şu ne kadar merak ettim. 10-15 lira arası bir şey. Basit. Yani çok... Çantanın maliyeti
maliyeti açısından merak ettim. 10-15 üstüne yani, koyacağın şeylerle. Maliyet çok değil ama emek çok. Emek çok. Hadi. Şu işlemesi bayağı şey vakit yapıyor. Vakit alıyor, oyalıyor. Evet. Bu ayakkabısı, ayakkabısına da bu düzlerden kesiyorsunuz. 18 üstünün santimi. Bandı, ayakkabısının bantı, bantı. Seyircilerimizin lütfen soruları varsa, şimdi onun da prensiplerinden bahsedeceğiz. Evet. Ya o kadar güzel olmuş ki, hani goblen dediğimiz koltuk kaplanan böyle üstü şal desenli kumaşlar falan biliyorsunuz. Evet. Onun böyle şeyliği var. Kalınlığı ve evet, ne diyeyim, apresi var. Yani şeyde, bir de filoş olduğu için hani kabarma falan da yapmaz. Uzun ömürlü zannedersem bu demeyi eskimez herhalde. Hani herhalde mukavemetli dediğimiz evet gibi. Şimdi sen bize şeyin üstünde göstereceksin. Şimdi nasıl evet, iş yaptığımızı. Bir işlemesini ben göstereceğim. Ha bir de Derya Hanım, bu ipler kalın olduğu için kanvasın deliklerinden geçmiyor. Bunlar iki kat bu malzeme. O yüzden böyle bir teli kıvırıp onunla işlemeyi biz kolaylık bulduk kendimize. Evet. Böyle işliyoruz. Şöyle yaptık bunu. Yün iğnesi olmuyor mu? Şuna oluyor da, bu daha ince olan. Çift kat yaparsanız, ben ikisini de göstermek için mahsus böyle hazırladım. Tamam. Bu kalın malzemeyi kullanırlarsa eğer. Yani kendi iğnenizi kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Evet. Böyle bir telden kıvırarak bunu hapsediyoruz arasına. Şimdi bu ucundan başlıyoruz Derya Hanım. İki göz atlaya atlaya yukarıya 6 tane çıkıyoruz. Ben tekrar göstereceğim yani, şurada. Yani bakın, bilgiler kaybolmaz derken ben şunu söylemek istiyorum. Eğer bir etamin, kanaviçe bunları biliyorsanız, bir parça hani fikriniz varsa tabii, burada tabii alır gidersiniz. Ne bunu isterseniz yaparsınız. Nakış bilen herkes zaten görünce anlıyor evet olabilir. Yani anlarlar. Bir iki göz aşağıya iniyorum. Sadece bunun önemli olan noktası şu şeritlerin düz gelmesi. Elimizle de bunu bu şekilde getirip buraya yerleştiriyoruz. Fazla çekmeden bu şekilde her seferinde iki göz aşağı ine ine 6 tane yapıyoruz. Daha sonra yukarıya çıkıyoruz 6 tane. Bu şekilde zikzakları oluşturup daha sonra alt ve üst boşluklarına da düz düz batıyoruz diğer renkle. Ha, onu da göstereceğim. Onu da göster. Bu bizim modelimiz şu anda. Hani bunu başka türlü desenlerde oluşturarak yapılabilir. Yapabilirsiniz. Kare kare de yapılıyor. Farklı desenleri insanlar, hani herkes bulabilir hanımlar. Zaten işleme bilen, örgü bilen herkes bundan bir sürü şey çıkaracaktır muhtemelen. Benim aklıma mesela şunu alıp ben bu yaz takılırım buna. Örgüden de yapılıyor bunun üzerine. Örüp mesela montajlanabiliyor. Ha, örüp üstüne örüp montajlanıyor. Yapıştırıyor musun? Evet evet, yapıştırılıyor. Yanlarından dikerek tutturulabiliyor. O da var. O kolay tabii. O daha ama kolay. Ama benim aklıma şu anda bir dünya güzeli fikir geldi. Sizde çok değişik. Uçuştu fikirler. Ay, çok fena uçuştu bende. Çok güzel şeyler. Efendim? Kalın boncuk da olabilir. Hayır, size attığım bir şey vardı ya, benim aklıma da o geldi. Çok istiyorum. Çok olabilir. Isterim. Olabilir. Her şey olabilir. Yani buradan. Değil mi? Çıkar bir sürü. Şimdi ama bu çok güzel olmuş. Şunu arkadaşlar bir bakın. Baksanıza. Zeynep, o düz yaptığın yeri göremedik. Yani düz şunu. Griyi. Şimdi oraya geçeyim ben Derya. Bu anlaşıldı zannedersin. Evet. Bu biraz ince olduğu için normal kalın etamin iğnesi işimi gördü. Evet. Aldım. Geliyorum tam en üst tepeye kadar dümdüz. En alttaki battığımız yerle en üstteki boşluk. Tamamen ara boşlukları kapatıyoruz bunda. Düz düz üçgenleri kapatma işlemesi yapıyoruz Derya. Bunda da yine düz gelecek ipimiz. Zeynep'ciğim, sipariş üzere yapıyor musun? Yapanlar var da Derya Hanım, benim çok vaktim olmuyor. Ben iki ayrı yerde ders veriyorum bu sene. Hem özelde veriyorum hem halk eğitimde. Çok vaktim olmuyor. Bir de torunum oldu. Boş vakitlerini evet, de o dolduruyor. Allah bağışlasın, boş vakitleri de o dolduruyor. Teşekkür ederim. Diyor. Ama yapanlar var. O zaman yönlendirirsin yapanlara. Evet, çok evet güzel bir şey olmuş. Gerçekten çok güzel. Peki böyle şunu doldurduk anlamadım bunu. Şimdi bunu da griyi doldurdun. Bu evet üst tarafı. Hı hı. Burayı da dolduracağız aynı ha, bu şekilde. Bu şurası. Evet tamam, evet desen bakın bura der yani. Üstü burası. Aynen. Şunu göstereyim. Şundaki yapılmışı da görebiliriz. Şu. Şurayı yaptı Zeynep. Sonra bunu tekrarlamıyorsun. Hayır. Sonra bir ondan bir ondan gidiyorsun. Evet. Öyle mi? Evet evet. İki sıra kaymalar. İki renk ayrı ayrı. Bir ondan bir ondan yapılıyor. Ama bu küçük olduğu için ben ortaya tek renk gittim. İki ucunu kapattım.
Olaymış. Tek renkli. Peki bu işleme... Şurası ne bunun? Buraya şerit onu da yapıştırarak şu şeridi mı gittin? Yapıştırdım evet. Ha getir bakayım yani mesela o şekilde şuraya tam böyle kapatıyor. Yapıştırdım. Evet. Yapıştırıcımız zaten çok kuvvetli. Zeynep. Yapıştırdığımızda orası kullandığın güzel. Taban bu mu? Evet Derya'nın. Şu farklı yani, ama. Farklı bir sürü seçenek var. Sen bu taban var elimde. Söylemiştin hani o zaman benim aklımda kaldı yaptığın zaman. Çağlayan'da mı demiştin? Gedikpaşa'da. Ha Gedikpaşa. Hı-hı. Gedikpaşa'da zaman doğru. Zaman geçti aradan çok. Aradan zaman geçti ama Gedikpaşa'da bir ayakkabı tabanları satan evet. Bir yer. Evet bütün malzemeler orada. Arama motoruna yazın bulacaksınız. Malzemeler orada. Bu yani ayakkabıcı gibi çalışıyorsunuz. Evet. Sonra bu da orada mı satılıyor? Evet iç taban. Şu halinde aslında ama benim kalıba birazcık taban büyük geldi. O yüzden kesip şeklini verdim ona göre. Şöyle yaptım. Sonra fazlasını kestim. Hani bu biraz her tabana uymayabiliyor bu iç tabanlar. Hani kestim buna göre yerleştirici şekilde ayarladım. Sonra şeyleri mi deldin? O, bunlar ne? Kendinden böyle. Kendinden delikli. Biraz daha tabanı kalın olan, şu kısmı kalın olan bir taban olursa gerek kalmıyor. Bu delikler kendinden. Şimdi. Ben küçülttüm azıcık orasını. Tamam. Şu mesafeyi. Onu da seyircilerimiz yani küçülteceksin. Keserken evet. Bunu neyle kestin? Normal makasla kestim. Şöyle yaptım Derya. Buradan aldım kestim hemen. Tamam. Şöyle kestim. Kestin. Şimdi o burada merak bana. Edilen bir şey. Üst bantı ördün. Buradan evet. Örülmüş var mı bir tane? Yok. Yok. O onu hazırladım. Burada var. Aşaması. Burada var. Evet. Elimdekinde var. Mesela bunu ayağa giyerek mi ayarlıyorsun şu kalıbımız şeyine? Var Derya Hanım. Ha kalıp. O kalıp tam denk geliyor. 37 numaranın kalıbı bu. Bunu koyuyor. 37 numara kalıp alıyorsun. Üzerine yerleştirip. Ha şöyle yapıyorsun. Parmak evet. Buradan çıkmayacak biçimde evet. Ayarlıyorsun. Tam geliyor oraya. Şöyle. Tamam. Sonra bunu buraya işaretledim. Ama bunun arkasında bir şey gördüm. Astarladım. O şeyde de var astar. Bitmişinde de var. Ha şöyle. O içinin şeyi kötü ya görünüyor hani. Ha bir de batar. Şunlar evet kötü nasıl görünüyor. Nasıl bir şey malzemeyle astarladım bunu? Ben onu şey ince bir elyaf vardı. Onunla astarladım. Herhangi çantanın içine astarladığımız herhangi bir kumaşla da astarlayabiliriz. Ama buraları kesmez mi ayağı? İşte biraz aceleye geldi. Aslında daha kenarına doğru gelip elde dikilebilirdi. Ha şurada dikilecek. Ha, şunda yapılmışı var. Ha, evet. Bu tamam. Ha, o tam sağlam bu tamam. Da. Bu biraz... Ben de en şeyleri görüp söylüyorum. Ama doğru diyorsun. Önemli seni şey yapmak için diye aceleye gelebilir. O önemli değil. Evet. Yapalım ki hani senin yaptığın gibi tabii. Yapalım. Mesela bunda hiç sorun yok. Yok. Demek ki bakın ucuca şuradan getirip, göreceğim. Dikeceğiz onu oraya. Ucuca dikmiş bunu buraya. Evet. Ve hiçbir şekilde bir batma bir şey ele evet. Gelen hiçbir şey yok. Temiz dikiş dediğimiz bunun dikiş olmuş. Bunun şu kenarına olmuş. Kadar gelip dikilmesi lazım. Aynen tamam ben olsun biraz... Prensibi anlatıyorsun. Geçi aceleye geldi. Evet, olsun önemli değil. Şimdi bunu Derya Hanım yapıştırıcı ile yapıştıracağız oraya. Ha, bunu geçen defa da şey... Şu ikisini yan yana alabilir miyim? Tabii. Bu ikisi birlikte mi satılıyor? Evet. Arkadaş mı? Evet bunlar? Evet böyle. Biri ha. Yapıştırıcısı biri spreyi. Şöyle ve şöyle evet, satılıyor. Evet Derya. Bunu geçen defada çok sorulmuştu. Bu terliği ben yaptığında. Paylaştım. Sen paylaşmıştın. Paylaştım. Yine paylaş. Tamam. Şimdi doğru malzemelerle yapmak bir şeyi o da çok önemli. Evet ben de çok denedim bunu bulana evet. Kadar. Şimdi neyi nereye sürüyoruz? Bize o prensipleri öncelikle anlat. Sıvı... Yapıştırıcımızı buraya evet. Süreceğiz. Şu ölçü diye ben iğneledim. Bunu buraya süreceğiz bolca. Sonra bu kurumadan hemen spreyini sıkıyoruz. Bu sprey çok çabuk kurumasını sağlıyor. Yapışmasını kolaylaştırıyor Derya'nın. Şöyle yapıp hemen buraya yapıştırıyoruz. Bu taş gibi tutuyor hemen. Hemen mi oluyor? Evet. Zaten ay elim bile yapıştı. Bakın ama, çıkmıyor. Ama... O kadar yani gerçekten yıkan ben o kaç defa yıkadım ben onu giyiyorum. Bir daha çıkmıyor. Çıkmıyor yok hiç atmıyor. Yavaş yap Zeynep ellerine dikkat et. Şimdi yayında çünkü. 15 gün falan elimin o tırnaklarımdan falan gitmiyor yapışkan. Hmm. Gerçekten güvenebilirler yani bu yapıştırıcıya. Tamam eline sıkma eline sıkma. Sıkma. Ben de biraz sizin gibi tezcanlı olduğum için evet. Aceleciyim. Evet evet ama yayında da işte o şimdi aslında... Şunu bile akılda tutmak yani bu malzemeyi yani bunu yaparsınız yapmazsınız ama bu malzeme bir yerde insanın işine yarar bizim gibi el işi yapanlar için. Evet, şimdi çıkarıyorum bunlar yapıştı bakın taş gibi oldu.
Çok vallahi hızlı bravo. Yapıştırıyor bu Derya'nın. Yani birdenbire ısıtıyor ve soğutuyor hemen. Ya yani o spreyin özelliği o. Normalde hiçbir yapıştırıcı bunun gibi yapıştırmadı. Tamam. Evet. Şimdi Zeynep, onu yapıştırdın. Önce bantını bizim şeyin yapıştırıyoruz. Çok ne kaldı orada? Ne kaldı? Yapıştı oraya. İğne yapıştı. Yapışır, canlı yayın bu. Neyse dursun orada. Şimdi alırız, evet. Bundan sonra da bu tavanı buraya yapıştırıyoruz. Derya. Yine aynı sistem. Aynı sistem. Önce bundan sonra döküyoruz onunla, bolca, yapıştırıyoruz. Daha sonra da temiz olsun diye içi. Bunu ya da deri kaplayabilirsiniz. Bunu ya da aynı sistemle yapıştırıyoruz. Evet evet aynı sistemle. Yani üst üste yapıştırıyoruz vallahi, ki. Şimdi bakın bu da orada satılıyor mu? Bu da satılıyor hepsi var. Evet evet orada var. Bütün malzemeler yani, orada. Hanımlar gerçekten ister kendinize ister satış yapmak için Zeynep Tufan'dan özel ders de alabilirsiniz. Hani bir kere gidip onunla deneyerek yaparak. Evet bence, alıyoruz öyle zaten. Bence öğrenmek çok önemli bir şey. Hani bir kere şimdi burada görüyoruz ama hani ben bile isterim bunu Zeynep'ten şöyle gidip de bir saat bunu konuşarak yaparak öyle evet. Miydi böyle miydi diye. Tabii daha. Ama, etkili oluyor birlikte olay yapmak. Olay bir şey bu. Süper terlikler, ayakkabılar. Peki yapın. Zeynep, sana efendim? Biz o zaman da bunu söylemiştik. Şunu sormak istiyorum. Buyurun. Bu terliğin bize maliyeti kaç liraya çıkar? Emeğimizi kendimiz vereceğiz. Derya Hanım, şimdi aldığımız şu 15 lira desek. Hayır, bu terlik. Ha, bunda da var. Tamamı. Şey, yani hani evet. İşlemesi, ipleri. Bir sürü çıkar ondan. Çıkar tabii. 20-30 desek işte... 35-40 ama hal olur tahminim. 35-40 ama şu koca plakadan kaç terlik çıkar? Aynen 10 tane çıkar rahatlıkla. O zaman bu iplerden daha de düşer çıkar. Bir tanesi tabii. Birimde daha, yani daha düşer. Yani sipariş çalışanlar için toplamda 20'ye gelir belki. Hani bunları toplamından düşersek eğer birkaç tane için. Yani hakikaten 20 liraya 25 liraya bir kendi istediğiniz renkte biçimde içi bir kere... Çok güzel. Bu evet. Doğal bir malzeme. Evet, içi. Evet, evet. Yani naylon değil, bir şey keten değil. Zannedersin, keten zannedersin, çuval kumaşı gibi bir diyemedim, şeyden. Diyemedim, diyemedim, bulamadım. Ne diyorsunuz sevgili izleyiciler? Müge, soracağım şimdi. Başka Müge'cim soru var mı bir bakarsan? Cevap verelim izleyicilerimize. Şöyle demişler. Gri ip iki kattan mı örülüyor? Aslında bundan kullanıyoruz. Tek kat ama çok zor geçiyor. Ben zorlanmayayım diye renk görünüyor diye bundan yaptım. Normal hani iki kat değil. Bu daha bunu ince. Kullanırlarsa böyle ince kullanırlarsa filoş makrome bundan iki kat gerekiyor. Burada da bir makrome tekniği mi var? Sapını göstermek istersek çanta sapı. Dedim. Çanta sapı. Evet bağcığı. Ayakkabının. Makromesini başladım. Kaçlı yaptım burada? 4-8. 8'li evet. 8. 8 tane ip bağlıyorsun yukarıdan. Evet. Bir gösterelim şu siyahın üstünde de güzel duracak. Şimdi ilk ilmeğimizi alıyoruz. Soldaki ilmeği. Alttan diğer ilmeği alıp sağdakini bu sıkıştırıyorum. Bu yolla kemer de yapabilirsiniz evet. İzleyicilerimiz. Evet. Sağdaki sabit. Soldaki ipimizi hep geçiriyoruz. İki mi atıyorsun? İki tane atıyorum evet. Tamam. Kayıyor çünkü filoş olduğu için tutmuyor. Evet. Şöyle sıkıştırıyoruz iyice. Çantaya da sap ayakkabının hani o bağlama bağcık yerleri şurada göstereyim. Çok güzel olmuş evet. Çünkü ay. Bu da pardon. şimdi makromede bileklik böyle sap örmek için bunu mutlaka bir çengelli iğneyle bir yastığa masa kaymayacak bir yer, bir koltuğa, bir yere çengelli iğneyle sabitlemeniz lazım evde tabii. Yalnız çalışırken. Evet. Hani çocuklar falan bileklik yaparlar ya o sistem. Ben ayak parmağıma taktım hoş. Ayak parmağına mı taktın? Yapılır. Evet. Şimdi en son ortadaki olan iki taneyi bakın şurayı takmış ayak parmağına. Evet. Böyle. Kapı koluna da takabilirsiniz. Takılabilir evet. Sonra ortadaki iki taneyi de alıp tekrar iki tane düğüm atıyoruz Derya Hanım. Bu şekilde gidiyor. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar biraz muntazam olmadı mı şu anda? Bir soldan bir sağdan örüyoruz. Bir soldan bir sağdan örüyoruz. Çanta sapına zaten zincir koymuş. Evet. Ya da bu sapı kullanabiliriz ama kanvasa gerek yok. Kanvas sert olur. Böyle bir makrome burada çok güzel değer evet. Kazanır. Bakın. Buna makrome yapmıştım ben. Ha bak o makrome. O makrome evet. Ben görmüyorum ki. Olsun. Evet bakın bu çok da makrome olmuş. Böyle bir sistemle.
Ben öyle yapmıştım. Sonra Handan Hanım zincir takmayı istedi. O zincir, taksın. O da güzel. İsteyen istediği biçimde yapsın. Şimdi şunu gösterelim. Bunu gösterelim. Birleştirmesi. İpini iki kat kullanmış ama normalde ip yine bu yassıdan kullanıyor. Şimdi yayında daha çabuk olsun diye. Evet. İkisini de aynı ip kullanıyoruz burada. Yani biraz batması çıkması burada zor olur diye. Evet. Bittiğinde buraları hani ben şunu göstermek için mahsus burasını astarlatmadım. Heh. Bu şekilde oluyor ve ipleri kestiğimiz zaman uçlarını bir çakmakla yakıyoruz. Evet. Sökülmesin diye. Daha sonra buraları da kaplayacağız, astarlayacağız. Getirip bunları şu şekilde. Zaten şurada dikiş yeri kalıyor bakın. Evet, bir sıra bırakıyoruz orada işleme yapmak için. Şu iğnemizi hemen takalım. Evet, telden iğne. Ben mesela boncuk dizerken bazı boncuklardan geçmiyor. Boncuk dizerken bu telden bu iğneyi çok yaparım. Evet, işi kolaylaştırıyor. Aynen. Şimdi şuradan ilk gözümüzden girdik. Bırakıyorum biraz. Evet, şöyle yapayım. Getirip diğer kulakçığın kenarındaki o gözden de giriyoruz. Bunları birleştiriyoruz çırpma tekniğiyle. Karşılıklı bir oradan bir oradan. Zaten bize yuvalar şey gösteriyor, tabii, yol gösteriyor. Tane, evet, boşluğumuz var zaten orada. Yaparken onu bırakıyoruz öyle. Yani bu sonradan bir şey geçmedi buraya. Yok, hayır. Karşılıklı bakın birleştirmiş. Evet. Şurası, şurası, şurası. Yani bunu böyle düşünen kim? Vallahi şahane şeyler düşünülüyor artık. Vallahi öyle der yani. İnsanlar el işi yapsın diye her türlü kolaylık var. Sizin böyle ipiniz yoktur diyelim ki. Bir tane şu çanta şeyinden alırsınız. Evdeki kalmış yünleri de değerlendirebilirsiniz. Olabilir. Örerek de yapabilirim. Örerek yapabilirsiniz. Yani yuvalardan geçirin. Benim aklıma neler geliyor şu anda. Çok güzel şeyler geldi. Bu yaz yapar çantamı takarım. Size de bir tane şey atarım fotoğraf. Derya Hanım, ipi iki kat mı yapıp? Evet, şimdi sordu. İnce filoş makrame alırlarsa eğer onu çift kat yapıyoruz. Bu kalın olanlardan alırlarsa şeritlerden o tek kat. Zaten çok kalın oluyor. Evet, yani ben şöyle, paylaşacağım onları da sayfamda. Bir tane böyle bir terlik mesela normal hazırda bir şey almaya kalksak. Ben şeyden görüyorum. Fiyatlar yani, acayip. Acayip oldu. Acayip. Geçen sene mesela bir terlik aldım internetten. Normal sıradan bir terlikti. 100 küsür liraydı. Yani bunun 200'den 2000'e, 3000'e, 5000'e gideni de var. 20 bin euroya gideni de var ama yani bu bir yazı geçirmek için içi ister böyle koyun ister böyle koyun. Çeşit çeşit yapılan yerler bir de o var. Hele şu iki renge bittim ne diyeyim sana, o kadar güzel yakışmış ki. Bunlar da öyle şu bu gri demek ki burada güzel bir rol oynuyor. Çok güzel. Soğuk renk herhalde uyuyor evet, her şeye. Evet bakın bunda da öyle, şu da öyle, şuna böyle bir çanta şeysi. Buralara bu aparatları nasıl koyuyorsun mesela? Bu açmalı olan kilide Derya Hanım boşluk bırakıyoruz. İşlemeden örerken geçiyoruz orayı, evet. Ama mıknatıslıya bittikten sonra astarın arasına direkt yerleştirebiliyoruz. Şu mıknatısla evet, araya yerleştiriyorsun. Onu bakayım araya o aparata. Bu ondan. Şundan. Düğmeli iki tarafına boşluk bırakarak. Bunlar da bütün hobi marketlerde satılıyor. Demek ki bunun olduğu kadar bir yeri boş bırakıyoruz. Boş bırakıyoruz evet. Boş onu işaretliyoruz işte yerini. İncelikler var hani dedim ya birebir. Tabii kesersek çünkü olmaz. Lazım. Bu da buradan yani bunun üstünden bu şekilde takıp bastırıp aşağıdan da bunları büküyoruz. Evet büküyoruz. Vallahi çok 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 güzel Zeynep. Ne diyeyim ben sana? Teşekkür ederim. Bakayım birleştiriyorsun. Bak. Şöyle birleştiriyoruz. Böyle karşılıklı getirip. Vakit alan bir şey. Biraz oyalayıcı. Yoksa zor değil. Hani el oyalıyor. Ama vakti olan hanımlar yapabilirler. Mesela siyah ve beyaz çizgi çizgi yapsak olur çok mu? Çok güzel. Sarı lame ile yapılmış bir yerde gördüm. Kutu kutu. Çok güzel duruyordu. Biri boyuna işlenmiş, biri enine. Biri boyuna, biri enine. Böyle altı. Evet, orada zevkler, renkler, kullanım alanları. Yani siz bunu spor bir yerde mi, yazlıkta mı kullanmak istersiniz?
yoksa bir gece mi kullanmak istersiniz? Tabii. Onları kendinize göre planlamanız lazım. Ama çanta kaça çıkar Zeynep, onu da söyleyelim. Çanta... 15-20 dedin. 15 dedin. Yani 15 liraysa Derya'nın... Yani... Malzemeleri işte dediğim gibi şunlar aldığınızda belki de 10 tane yapacak hani. Buna çantaya sprey almamıza gerek yok. Yok yok, o ondan da tabii ki masraftan daha kısacak. Evet. 30 liraya diyeyim ben en fazla olsa olsa. Belki de tutmayacak yani bile. Evde tokası, ipiniz sapı, varsa, ipi, toka, zincir. Şunu da düşünün. Bir çantanızın evde güzel bir zinciri vardır. O çanta eskimiştir, deridir, bir şeydir. Tabii kullanılabilir. O sapı burada kullanabilirsiniz. Yani kendinize yapacağınız bir şeyde evet, maliyeti düşürecek hareketler yapabilirsiniz. Gerçekten çok beğendim. Evet Derya Hanım. Eskiyen çantaların mesela kullanmayacaksa astarlarını söküyoruz biz. Fermuarlarını çıkarıyoruz. Tokalarını çıkarıyoruz. Saplarını atmıyoruz. Çıkarıyoruz. İşte atmıyoruz. Gerçekten bak, atmıyoruz hiç. Tokasını çıkartıyoruz. Ay mesela eskimiş evet, diyoruz bir çanta. Yok, o işe yarıyor, çok işe yarıyor. Benim kursa bir gelseniz hanımlar artık böyle evlerimiz çöp gibi diyorlar. Sizden bizlere geçti artık ev. Benim evin çöp ev olduğu biliniyor. Estağfurullah, o anlamda demedim. Düzenli, arşivli bir çöp ev ama yani şey değil. Girer oda ayırıyoruz. Ama yani evimden taşınmak istiyorum. Nasıl yapacağım bunu bilmiyorum, bunu planlayamıyorum. O yayında lazım olur, bu yayında lazım olur. Bunu gösteririm, onu söylerim derken, atölyede öyle çok fazla malzeme var. Ama inanın ki gün geliyor lazım oluyor da, evet, ömür yeter mi onu bilmiyorum. Ben de tam evet, onu diyecektim. Öyle bir şey oluyor ki bir gece vakti mesela bir iş yapıyorsunuz, aradığınızı bulduğunuzda sizden mutlusu yok. Aynen. İyi ki atmamışım bunu diyorum, hemen kapıp geliyorum mesela işimi görüyorum o anda. Aynen, aynen. Çok güzel oluyor, atmamak iyi. Dün akşam şu gözlük şeylerini yaptım. O lazım, bu lazım, o da lazım, iğne de lazım, iplik de lazım. Eve taşıdım, salondaki masam tamamen böyle boncuk atölyesi gibi şu anda. Ama seviyorum, insan sevdiği bir şeyi evet, yaparsa ki Zeynep de evet, çok seviyor biliyorum. Çok hem de. Ne diyorsunuz, güzel bir şey öğrendik mi dostlarım? Vallahi ben bence çok güzel, bugün yapmasak da yarın lazım olur. Sakla zamanı, gelir zamanı. Sakla bilgiyi, gelir zamanı. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Rica ederim. Sağ olun. Zeynep'i arayın, sorularınızı sorun. Hepsinin markalarını, şeylerini sizlere söyleyecek. Reklama mı gidiyoruz? Hadi reklama gidelim.